Belki de sürekli Instagram'da zaman yok etmekten, kendinizi paylaşmaktan veya başkalarını izlemekten sıkıldınız. Her şeyi kenara bırakıp bir film izlemek istiyorsunuz. 17 Ocak'ta vizyona giren Pixar'ın yeni filmi Coco'yu herkesin izlemesi gerek. Biz filmin sonunda mutlu bir şekilde ağladık. Eğer ütopik bir dünya yaratsaydım, Harry Potter, Crazy Stupid Love, Toy Story ve Terminator 1 ve 2'den sonra kesinlikle Coco'nun izlenmesini zorunlu kılardım. Daha sonra da filmi izleyenler için bir test olurdu. Sorulara istediğim cevapları veremeyenler Coco'yu tekrar izlemek zorunda kalırdı ve liseye geçemezdi. Gerçi çoğu ülkenin sınav sistemi böyle. Sadece Coco yerine başka şeyleri öğretiyorlar. Tabii biz kimseye zorla film izletemeyeceğimiz için şimdi size filmle ilgili görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ayrıca eğer animasyonların çocuklar için olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu burada kapatmayın. Şimdi aklıma gelen ilk film Ratatouille oldu. Bu filmi izleyin ve artık kendinize biraz çeki düzen verin. Sonuçta ben futbol sevenlere bunlar 5 yaşındaki çocukların sokakta oynadığı şeyi seviyor. Veletler falan demiyorum. Pixar gelmiş geçmiş en iyi film stüdyosu olabilir. Yaptıkları her şey bir iki istisna dışında harika. Günümüzde bazı insanlar sinema, televizyon ve müziğin geçmiş zamanlarda daha iyi olduğunu savunuyor. Evet, günümüzde saçma sapan şeylerin sayısı fazla. Ancak sürekli kötü şeylerden konuşursak iyi filmler gölgede kalır. Yani Enes Batur'un filminin vizyona girmesini dünyanın sonu olarak görüp her yerde bunun hakkında konuşacağınıza insanlara Coco'yu önerebilirsiniz. Ya da ikisini de yapın. Neyse, gene konu dışına çıkmayalım. Filmimiz ailesi müzikten nefret eden ancak müzisyen olmak isteyen Meksikalı bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuk hayranı olduğu De La Cruz gibi ünlü bir gitarist olmak istiyor. Bu sebeple bir gün adamın mezarına gidip gitarını çalıyor ve böylece ölüler diyarına hapsoluyor. Çocuğumuz burada hem müzik hem de ailesiyle ilgili şeyler öğrenip bu diyardan çıkmaya çalışıyor. Coco teknik olarak mükemmel bir film. Renkli ve canlı kareler bize Meksika kültürünü çok güzel gösteriyor. Sadece kareler değil. Belli ki bize Meksika kültürünü anlatmak için detaylı bir çalışma yapılmış. Ayrıca filmde yaratılan dünya size çok gerçek geliyor. Animasyon olarak yaratılmış olmasına rağmen karakterler de mekanlar da size bir yaşanmışlık hissi aktarıyor. Oraya gitmek, orada bulunmak istiyorsunuz. Şuna bakın. Filmin başında hikaye düz bir şekilde ilerliyor. Hikayenin sonuna geldiğinizde ise muhteşem bir sonla karşılaşıyorsunuz. Coco'nun son 15 dakikası gerçekten inanılmaz hüzünlüydü. Ağladık. Coco çok iyi ve temiz bir senaryoya sahip. Hiç gereksiz sahne bulunmuyor. Bunlar ve Disney filmlerindeki harika teknik, güzel Meksika kültürüyle birleşince ortaya böyle bir film çıkıyor. Biz Coco'yu dublajlı izledik ve sanırsak film ülkemizde orijinal diliyle vizyonda yok. Normalde dublaj bizi filmden kopartıyor ama burada çok iyi bir iş çıkarılmış. Şarkılarda bile garip hissetmedik. Coco ayrıca ölümü hem çocuklar hem de yetişkinler için düşündürücü ve naif bir biçimde ele alıyor. Kısacası bu filmi kesinlikle izlemeniz gerek. Bütün aileyi toplayıp bu filme gidin ve bir şeyler hissedin. Coco son zamanlarda izlediğimiz en iyi film. Bu filme uçuyorum galiba diyorum. Video bitiyor ama siz isterseniz bizi Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Yeni bir proje yapmak için sürekli sponsor beklemek yerine seyircilerimizin yardım edebileceğini düşündük. Patreon'da aylık 1 dolar bağış yapmanız bile bu kanal için çok önemli olacak. Videoları önceden izlemek veya Patreon'a özel bazı videoları kaçırmamak için açıklamalardaki linke göz atabilirsiniz. İlla destek olmanıza gerek yok. Şu 4 videoyu izleyerek de destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.